Geldi mi? Yayına geldi mi konuşma bilmiyorum ama az önce Tuna'ya telefonda sunucunun şifresini verdim. Bir şifre değişikliği oldu da. Bilirsin dostum, dayanabilirsin. Şifahane hemen şurada. Taşlı herkle vali bile ilerledi. Hadi dostum yapabilirsin. Açılın. Benimle gel dostum. Açılın. Gel. Gel. Bana git lan bana. Kustuk. Vali şuraya sizi atıyorum böyle. Hop attım da. Bir kez daha elimden dönüyorum. Bir kez daha yanımda. Sen nerede asılıyorsun be adam? Her zaman dostum. Her zaman. Bugün gelmiştim ben. Sırtlanlar saldırmıştı. Ha hatırladım. O konuşmaya elemanı. Kasap gel şimdi. Aman. Aman. Heh. Sen de kimsin ha? Ben yeni geldim kasabaya. Öyle mi? Yeni mi geldin? Damda saldırı olduğu zaman da geldin. Öyle mi? Cabbar. Adam 2 gün oluyor. Gelirken bugün ben değil. Gördüm. 2 gün oluyor. Ben... Bugün gelmedi. Ben sorgulanması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu adam ilk geldiğinde hırsızlık olayı oldu, ikinci göründüğünde de saldırı oldu. Ona kalırsa seninle sorgulamak lazım Morello. Ortalıkta yoksun sen. Bir şey söyleyeceğim. Sorgulama. İçeride 3 tane hasta var. Bunu da aklında tut. Evet, onları kim bakacak? Bu işlerden anlayan biri var mı? Ben anlamam. Şifacı yok mu? Yin. Kardeşin nerede Yin? Bilmiyorum. Bir dakika, bir dakika. Benim aklıma bir şey geldi. Önce yine. Ben tedavi edeyim mi? İçeri geç. İkisi yarar mı? Benim cebimde var. Yin'in bana yaptığı iyileştirici bir çorba var. Belki onu verirse kendine gelir ve kendini daha iyileştirebilir. Çok iyi. Onlar işe yarıyor. Yasuo bu çürük et. Bu tabii ki olmaz. Geri stikasları kapatın. Tamam. Dionysos. Efendim Maximus. Bunu yine içir. Parayla İyi gelecektir de. Kendine gelir. Vali bunu yiyin. Silahlama silahlama. Çok gelecek. Aynen. Yiyin. Gözlerim kararıyor. Şunu bir toparlan. Birazcık bir ayaklanman gerekecek yiyin. Son bir ayaklanma. Şunu içersen kendine geleceksin. Gözlerin karı. Dostok, dur birazdan yine sana bakacak. Yin bacı. Şu sefer? Evet. Biri bir şey öpürdetti. Burada uzanıyordum. Dedim ya işte sırtlanlar saldırdı. Daha iyi misin? Dinleniyordum. Aman dikkat. Evet, Yunus. Tamam, Kostok'la Batiatus çok kötü. Kalkabilecek misin ayağa? Bakabilecek yani. Misin onlara? Kalkarım. Kostok. Maximus. Maximus, bekle burada. Kostok. Maximus, bu ben senin çırağın olduğunu söylüyor. Doğru mu? Evet, evet, doğru. Vali tanıyor kendisini. Merak etme Cabbar. Vali ile tanıştılar. Herkes tamam. Biliyor. Bu güvende. Anet, Hanut. Oo, Hancı, ne yap? Anut. Anut. Şu an çok sıkıntılı bir anda geldin. Gel eve gidelim ben sana olayları anlatayım. Eğlenecek zaman değil. Cabbar. Efendim. Neyse eve gitmeye gerek yok. Bir ara mı denk geldi? Evet evet. Vali ve iki meclis üyesi, daha doğrusu jüri üyesini Han'da toplantı yaparken Han'a bir saldırı düzenlendi. Bizim Han'a girmemiz yasaktı. Neyse ki ben valinin korumalarından birinin yanındaydım. O yüzden ben temizim yani. Bir şüphe altında değilim. Şimdi hepsi içeride yamulmuş durumdalar. Birazdan toparlanırlar diye düşünüyorum. Böyle bir ana denk geldim. O yüzden. Evet evet. Tam olarak o yüzden. Cabbar yeni mi? Ben mi yeni tanıyorum? Cabbar anladım o. O da valinin adamlarından ve bence en karanlıklarından biri. Ondan uzak dur. Evet. Bunu net bir şekilde hissettirdi. Yani istiyorsan kulak misafiri olmak için ben orada
Olaylarınızda bir kişinin duruyorum. Adil kontrole gider misin? Japlar da galiba o tarafa gitti. Tamam bakacağım. Ne oldu? Bir sorun mu var? Kimi arıyoruz? Anla bir saldırı oldu. Siyah peçeli bir haydut arıyorsun. Tamam bakacağım hemen. Vali. Ayağını sardı. Vali. Efendim. Kostum. Ne oldu? Konuşabiliyor musun? Bazenim. İyi misiniz? Ben iyiyim Kostok. Atiyatus. Vurma be adam. Konuşamıyorum. Aç bakalım şunu içirelim sana. İyiler mi? Atiyatus'un durumu çok kötü. Atiyatus'a bir iksir vermiştim ben. Uzanıp uyuması gerek. Kostok hadi son bir yudum daha iç. İyi olacaklar Yasa, merak etme. Tamamdır Sifayza. Umarım. Yemir kutsasın. Anu sen aç mısın? Teşekkür ederim. Açım. Açım ve susuzum. O zaman Armut abi. Mataranı nehirde doldur. Ne yaptın Yasuo kardeş? Hiç. Toplayıp duruyoruz işte. Siz ne yapıyorsunuz? İyi vallahi. Aslında seni gördüğüme ben çok sevindim ama içerisi biraz gergin. Sonra konuşuruz oldu mu Handa? Efendim. Tamam. Daha gibi adamdın. Anlıyorum. Evet. Hadi selametle. Yemir sizi kutsasın. Evet Yemir. Yemir. Cümlemiz. Cümlemiz. Geçen gün saldıran şerefsiz değil mi? O karanfil bir şerefsiz. Kırmızılar ki. Anu sen bir şeyler pişirebiliyor musun? Henüz denemedim. Hepsini verdiklerinde bir de şifa evinden aldıklarımla doyurdum karnımı. Tamam, bundan önceki hayatında hiç kendini doyurmak zorunda kalmadın mı? Yok. Öyle ailem mi? Ailem önüme koyardı. Ailem olmasa eş dost önüme bir şeyler koyardı hep. Ama öğretirsen öğrenirim. Gel bakalım neler yapabiliyorsun. En azından yumurta kırmayı öğretirim canım. Kahvaltıyı bir sen yap da karnımız doysun. Evet, mutfak orada. Gerekli malzemeleri orada bulacaksın. Oradan yumurta al ve koy. Yumurta, bak. Tamam. İstersen biraz baharat da ekleyebilirsin. Ocakta odun ve kömür de var değil mi? Yakacak bir şeyler. Şimdi bu yumurta, baharat ve ocağı yakacağım. Hı. Yumurtayı kırıp kabuklarını at tabii ki. Acı biber sever misin? Sana bırakıyorum. Bakalım nasıl bir şey gelecek. Tamam. Ocağın altını senin için ben yaktım. Fazla fazla yapabilirsin istediğin kadar. Bakalım yapabilecek mi? Maximus ben umutsuz bir bakayım. Öyle mi? Maalesef. İnan sana acılı yumurta yapmayı çok istiyorum ama nasıl yapıldığına dair hiçbir fikrim yok. Her şey bana çok yabancı geliyor. Hiç sorun değil, hiç sorun değil.
İstersen senin için ben yapabilirim. Vallahi elinden acıdı bir yumurta yemek isterim. Uslu uslu bekliyorum burada. Pekala. Eğer timsah eti toplarsan bir yerden, daha sonra çorba da yaparız. Timsah eti, çorba. Hı-hı. Tamam. Gördüğüm timsahtan etini almaya çalışırım. Timsahlara saldırmak suç değil, değil mi bu köy? Hayır değil, kesinlikle değil. Al bakalım. Biraz sıcakladı, biraz hararet yaptı ama ellerine sağlık. Hararet yaptıysa su iç, dur. Bu seni serinletir. O zaman diyelim ki soğuk bir yerde mahsur kaldık. Bu acılı yumurtadan yesek içimi ısıttığı gibi dışımı da ısıtır. Çok doğru. Kesinlikle aynen öyle. Baharatlı şeyler ya da bazı alkollü içecekler bu işe yarayabilir. Peki son zamanlarda köyde bilmem gereken bir şeyler oldu mu? Son zamanlarda haydut saldırıları arttı. Bunun dışında ne oldu? Yani günlük hayat. Ufak tefek şeyler. Darbeci Sarıçıyan'dan haber var mı? Hayır, onu hiç görmedim. Kesin. Kesin. Mutfakta da çalışmadı hiç. Mutfakta çalışacağım dedi, çalışmadı. Ben onun çalışmak istediğine ya da bu köyde herhangi bir şey yapmak istediğine inanmıyorum. Ben de. Kesin bir planı. Benim de gözüm pek tutmadı. Bela arıyor gibi. Ama fazla dikkat çekiyor. Yani evet. Gerçekten kötü niyetli biri çok da fazla dikkat çekmez, değil mi? O zaman beceriksiz bir kötü diyebiliriz. Bilemiyorum. Yine de ona güvenmeyeceğim de uzun bir süre. Ona güvenmen için zaten hiçbir neden yok. Güvenmemekte haklısın. Maximus, buralarda mı? Boyacı, bakalım. Ama bu adam ne zaman ortaya çıktı bir olay oluyor. Bir önceki ortaya çıktı. Zaten o yüzden gönderiyorum. Bir kulak misafir olalım. Anıt geldi. Anıt, hoş geldin. Markus, hala senden korkuyorum, hoş bulduk. Markus. Zaten ki yanlış anlaşılma için özür dilerim. Tanımıyordum seni. Bu değil Cabbar. Olanları düşününce sen de evet. Şimdi şöyle yapalım. Max, senden bir şey isteyeceğim. Neymiş? Yeni gelen bir tane çocuk var. Evet. Sakin. Köy gezdirmeye. Evet. Bunun için Arnold'u seçmeyi düşünüyordum. Öyle mi? Olur mu? Yani Arnold bildiği kadar gezdirsin isterse, bilemem. Ama Arnold'un bir boya işi var. Belki boya işinden sonra ha? Tamam o zaman. Arpojit arkada, Arpojit'le konuşun o zaman. Tamam. Arnold gel. Frody. Aksi. Sana bir müşteri getirdim. Boyaların hazır mı? Tabii ki de. Bunu tanıyorsun zaten, Anut benim yanımda yaşıyor ve çalışıyor. İsterseniz dükkanınıza gidin ve ona istediği renklerden bir şeyler, ne isterse ver. Ben hallederim. Evet. Farklı bir şeyler istiyorum. Neyin var neyin yok göster. Tabii ki de. Bu çok genel bir ifade. Şöyle gidelim. Ben de artık barış içinde yaşıyorum. Buyurun. Saç farkı var zaten. Aynı boyda. Bu solda.
düzenleyen kimse hanı ve hanı içerisinde olanları sevmiyorum ben de. Hey Yanisos. Efendim ben. Teşekkürler. Bana hakkında hiç fikrim yok. Bunlar mı? Bir bak. Bunlar değilse tekrar bir Demarcus'a sorayım. Hana yapılan saldırılar kişiye özel de olabilir. Bunlardır Kaan, teşekkür ederim. Kişiye özel mi? Peki sence hedef kim mi? Görüşürüz diyen. Bütün saldırılarda Kostok vardı. Gerçi saldırılar Kostok'aysa bununla ilgili düşünmem pek gerek yok. Peki madem bu kadar saldırı meclis üyelerine yapılıyorken, valiye yapılıyorken neden Hana hala bir koruma yapılmıyor Morello? Evet, hiçbiri hala koruma yapılmıyor. Pardon, sözünü kestim ama. Bu konuda vali demiştim. Bu konuda vali acaba korumasız bırakmaya mı çalışıyor özellikle? Peki acaba vali meclisi Kostok'un gücünden rahatsız olmuş olabilir mi? Kendi de belki de kaza kurşununa gitti. Ya da bilmiyorum. Belki vali orayı özellikle boş istiyormuş gibi. Ben hala neden koruma gelmediğini anlamıyorum. Bu koruma olaylarının hepsi valide. Evet, hepsi valide. Sanki vali özellikle oraya boş istiyormuş gibi. Özellikle boş istiyormuş gibi derken? Yani korumasız. Rahat saldırı olsun diye. Anladım. Kafam hala çok bulanık Morello. Hala canlandıramadığım şeyler var. Sağlığın nasıl? Sağlığım yerinde, sadece baş ağrılarım oluyor arada Morello. Onun için de yine gidiyorum ve bana bir ilaç veriyor. Hala baş ağrım var mı? Var. Hala baş ağrılarım var. Ya pek iyi durmuyorsun. Evet, evet Morello. Kafamın karışık olmasının sebebi bu yaşlı hergelenin beni neden burada timsahlardan kurtardığı. Hala bunu düşünüyorum Morello. Sen neden timsahlardan kurtarmasın ki? Kim olsa kurtarırdı. Peki bana ve adamların davranışı nedir peki Maximus? Nasıl davranıyorlarmış? Zorbaca davranıyorlar. Öyle mi? Bugün Han'da evet. Saldırı olmadan önce sana zorbaca davranmaya devam ettiler mi? Evet. Her zaman devam ediyorlar zaten. Ama işte o gün hem de Marcus hem Yin hem de Vali. Üçü birden beni kurtardı. O zaman bambaşka konuşuyorlardı Maximus. Ne değişti yine tekrardan ha? İstersen bunu valiyle konuş, bilmiyorum. Vali pek konuşacakmış gibi durmuyor. Vali fena yamuldu. Bir toplantı yapılması lazım. Meclisin bir araya gelmesi lazım. Buradan toparlayabilirler mi? Ne dersiniz? Sen meclisin tamamının yatakta olduğunun farkındasın değil mi? Evet Morello. Kendilerine geldikten sonra. Peki ya orada olmayan herkesi sorguya çekerlerse? Ben de Marcus'un yanındaydım. Oradan yırttım en azından. Peki ya sen Morello? Sen saldırı olduğunda Demarcus'un yanında mıydın yoksa başka bir yerde miydin? Demarcus ve Yasuo'nun yanındaydım. Evet, hatta Hana Dionysos'u ben yolladım. Yerde. Sen bıraktığın doğru. Yerde anladım. Maximus, Yasuo veya Demarcus olamaz. Evet evet. Sen ortalıklarda yok musun galiba Morello, öyle söylediler ama. Evet, benim kaplanım yaralandığı için Sarp'a gittim. Sarp kaplanımla ilgileniyordu. Acaba burada mı diye baktım. Peki, ben seni orada bulamayınca geri falan. Döndüm. Tabii tabii. Sorgulama kısmı bize düşmez. Zaten belki de hiç sorgulama olmaz, belli olmaz. Maximus. Efendim. Peki ya senin çırak? O ne zamandır buralarda? O neredeydi? O evden geldi, uykusundan uyanıp. Onun olacağını bence pek zannetmiyorum. Bence aramızdan birini sorgulamamız gerekiyor. Yine yani bu sorgu olayını tabii ki ben ortaya atmayacağım ama olur da sorgularlarsa, çünkü biraz şüpheli. Çünkü hedefe baktığın zaman köyün bütün yönetim kadrosu hasar aldı değil mi? Bütün saldırılarda saldırı hedefi Kostok olabilir. Çünkü hep o saldırı sırasında o mekandaydı. Yani olabilir ama Han'daki ilk saldırıda ben ve Anut zarar gördük. Ana
Girilmedi ama o saldırıda değil mi? Hayır hayır girilmedi. Atlılardı, atlı ve zırhlı. Peki burada Kostova kim düşman olabilir ki? Herkes Kostova sever. Evet, herkes Kostova sever. Değil mi Morello? Morello... Senin olaylardan pek haberin yok sanırım. Morello köy meydanında Kostova öyle bir dövdü ki. Ne? Evet. Herkesin önünde. Ama valinin izniyle tabii ki. Gerçek mi? Evet, evet. Birebir. Kostova sorabilirsin istersen. Yumruk yumruğa. Evet. Neden böyle bir şey oldu peki Morello? Bir kadını paylaşamadılar galiba. Daha büyük sorunlarımız varken birbirimizle böyle kavga etmemiz hiç mantıklı değil. Buradaki tek sorun Kostok. Benim için. Hani senin için öncelikle köyün sağlığı ve haydutlar geliyordu Morello. Yalan mıydı bu söylediklerin? Ben tekrar söylüyorum. Buradaki tek sorun Kostok. Başka bir sorun yok benim yüzümde. Haydutlar burada olmadığı için orayı burada diye saymıyorum. Haydutlar da bir sorun. Tek sorun güvenlik. Ve güvenliğin kimlerin olduğunu çok iyi biliyoruz. Demarcus. Bilmiyorum. İçerideler mi? Evet yatıyorlar hala. Hepsi mi? Yine hariç hepsi galiba. Yine en son sunağın üzerinde yatıyordu. Bilmiyorum. Bir başka hain değil herhalde ha. Umarım değildir. Demarcus. Üçü şu an aynı yerde. Saldırıda da aynı yerdeydiler. Gece bir saldırı daha olabilir. İstersen güvenliği artırın. En azından şifa evinin etrafına. Ben de öyle düşünüyorum. Kimsenin bunlar başına bir şey gelsin istemeyiz. Yenin yüzünden mi? O niyeymiş? Anla konuşuyorlar boş boş. Yok işte bir daha kimse köyde kılıç çekmesin, onu yapmasın, bunu yapmasın. Otel üstü ne diyorsa onaylıyor. Kılıç çekmeme izin verselerdi, ben de orada beklerdim. Sence Batiatus'u kontrol mü ediyor diyorsun Yin için? Ne bileyim, ne derse o oluyor ama. Çok garip. Konuşurum ama galiba koşamıyorum. Teşekkür ederim Spacer. Teşekkür ederim. Rica ederim. Koşamıyor musun? Evet. Konuşmana gerek yok, konuşman yeterli. Konuşuyorum. Ne oldu? Şimdi Yin, ben, Kostok anda oturup bir yasa gibi bir şey hazırlıyorduk. Daha sonrasında siyah peçeli, siyah giyinen biri bize ok tuttu. Yaklaşmayı sıkarım dedi. Kostok bir hamle yapmaya çalıştı. Kostok'un bacağına sıktı. Sonra gaz attı. Ve biz bayıldık. Cappar arkasından koştu ama yetişemedi. Bu kadar mı? Bu kadar. Hiçbir şey demedi. Bir şey söylüyordu. Haydut olmayın mı? Ne öyle bir şey diyordu. Ne diyordu Cappar? Haydut olmayın mı? Ne? Gaddar olmayın bana öyle bir şey diyordu. Bir şey demedi mi yoksa dedi mi? Ben kafam karıştı. Ben gaz dedim, tam hatırlamıyorum oraları. Haydut olmayın diyordu. Ben bayılmadan önce etrafa saldırmayın tarzı şeyler söylüyordu. Daha sonra üstümüze gaz attı ve ne olduğumu şaşırdım. İmdat, kimsa saldırısı. Demarcus, Demarcus. Silahlara. Kim getiriyor onları buraya? Sanırım Arkus getirdi. Dikkat edin. Teşekkürler Demarcus. Sabahtan beri peşimde. Mecbur kaldım. Vay vay vay. Bu renkler de ne böyle? Evet evet. İstediğin renkleri bulabildin mi? Ayağa kalkmamız daha çok faydalanıyor. Evet evet. Böyle kendimi daha iyi ifade ettim. Kalkabilirsiniz. Size verdiğim... Ne oluyor be? Bir de benden timsah istemiştin çorba için. Evet. Onu da
Ne çözebildim çok. Satırın var mı? Ama bak. Öyle. Satırın var mı? Bak. Aa, yeni topladı. Belki yeniden istersin. Affedersin. Yeni çorba için o etleri almam lazım. Kesemez. Tarak buraya kaçarım. Toplantı vakti. Bu kadar. İstiyorsanız daha fazla verebilirim. Bende daha çok var. Neyse, teşekkürler. Yine kutlamlarımı aldım. Teşekkür ederim. Toplantıdan sonra tekrar yanıtlıyorum. Yıldırım bende koştum. Ya hep yanlış notadan giriyorsun. La'dan değil, Si'den gireceksin, La'dan çıkacaksın. Hep La'dan gireceksin. Bir de ben deneyeyim mi? Bir daha denersen her baskın zannedilebilir. Bekle. Hadi bakalım. Toplantıda ne olacak? O da bir ihtiyacım var. Teşekkürler olsun Sayın Valim. Teşekkürler Armut. Herkes biliyor mu Jokko? Armut geliyor geliyor. Ben son bir kez bakacağım. Siden gel adam. Bana yemekleri yapabilmesi için level lazım. Abi. Evet. Aynen öyle. Geç şöyle otur. Sevgili Maximus, her zaman en hızlı gelmeyi nasıl başarıyorsun aklım almıyor. Her zaman en hızlı ben gelmiyorum. Bunu sonra konuşuruz Anut. Si'den. Her ya şöyle Si'den gireceksin, La'dan çıkacaksın. Ne yaptın oğlum? Neden? O üçüncüyü niye yaptın? Baskın sancaklar. Anlatan Armut mu dedi, evet. Baskın yedik zaten Sayın Vali, daha ne olacak? Arada Pan'ın sesinin kesilmesine benim yapabileceğim bir şey yok. Baskın gelecek sancaklar. Morello? Koskoca meclise saldırdılar. Ben de mi Armut? Ölümden döndük. Şimdi nasılsın? Evet ya, hep bir toplantı oluyor. İşte uğraşıyoruz dükkanla, zırhla falan. Ergin. Tamam bakıyoruz, sıkıntısı yok. Anlayamadım. Şu an keyif olanlar. Burası nasıl? Gergin. Keyifli. Yasso nerede? Tamam, saldırılar beni biraz sana geriyor. Üzerindeki renkleri çok beğendim. Baksından sonra konuşalım. Evet, ben de kendimi en iyi şerdim. Ben de etrafta atlı biraz dolanalım diye. Çok fazla sizler, ben algılayamıyorum. Tamam, buradayım zaten. Meclisteyim ben de. Tamamdır. Nerede bu yarım akıllı? Bostok, iyi misin? İyiyim Demirzi, iyiyim. Teşekkür ederim. Efendim, dimine otur. Bant yapalım. Bize bunu yapanı bulup cezasını vereceğiz. Hepsinin kellesini asacağım şuraya. Dur bakayım iki kere. Ama Si'den gireceksin. Bir bakayım bak. Dışarıdakiler ne yapıyor. Si'den evet. Tamam. İyi misiniz siz? Yanlış nota bak. Sen soldan girdin. Kafamız şişti ya. Hey, bütün gün sizi mi bekleyeceğiz? İçeride bekliyoruz. Orada bir şey mi söylediniz? Oyuncak ettiniz abi. Son bir kere daha. Niye herkes ayakta? Bunların Zapar amacı ne ya? Ama sen nasılsın? Zapar, Demarcus. Daha iyiyim. Baba da baba da baba da. Bedion, Bedionisos. Zapar. Ustok, iyi misin? Demarcus, teşekkür ederim Afrodit. O yeniler nerede yeniler? Yeni çocuklar bilmez ki. Ancı, yeni dediği ben değilim değil mi? Değilsin Angus. Angus mu? Canın sağ olsun Ancı. Dili sürçtü herhalde. Yerleri nerede Sayın Vali? Bilmiyorum. Maximus, sanki benimle alay ettiklerini hissediyorum bazen ama susuyorum. Yanlış mı söyledim çırak? Yok estağfurullah, Anut ama Anut. Tamam Anut. Biz de öyle değil işte Armut. Açıl, Vali geliyor. Anladım. Vali zaten burada, yerine geç hadi. Geçti sıfır yukarı. Yasuo. Efendim. Yine handaki kadınları mı izlemeye gittin seni aşağılık hergele? Ben.
Prodig de burada. Yin de burada, tamam. Ve çıplak evet. Arkadaş. En ufak fikrim yok. Bu niye çıplak harbi? Valiliğe niye çıplak adam alıyorsunuz? Şunun üstüne bir şey verin. Cabbar kaldı öyle. Sana diyor çıplak harbi. Gel. Bu arkadaş çok konuşacak mı acaba? Al. Bende var. Şimdi onu söyleyin. Doğru, kur temizleyici de vardır. Batiatus. Arkadaş çok konuşacak mı acaba dedi bu yeni gelen. Sunu çıkarsana ortaya sapı. Yeni gelen. Senin için dedi ki, arkadaş çok konuşacak mı acaba? Hangisi? Banttan sonra. Üstü çıplak olan. Ben dedim ancak gel, çok gel, sesli bir arkadaş vardı ona seslendim. Gel. Benim gel. Buyur. Oğlum, ne yapıyorsun? İkisi de sakat. Arbut abi sakat. Vali sakat. Deli, sus. Neyse, konumuza dönelim. Gosok. Sen bana armut diyorsun ama sana hiç kızmıyorum, biliyor musun? Sen çok sempatik bir arkadaşsın. Abi diyorum ama. Direkt armut demiyorum, saygısızlık etmem. Konumuz ya, bu değil. Konunun ciddiyetini anlayın artık, neyse. Arkadaşlar, bugün yine hana saldırı oldu. Ve aynı peçeli siyah adam hana saldırdı. Aynı adam Kostok'a da saldırmıştı. Ben burada gene hedefin Kostok olduğunu düşünüyorum. Yani bunun aslında bir haydut saldırısı olduğunu düşünmüyorum. Öyle mi? Peki vali, bununla ilgili ne yapıyorsun? Handaki üçüncü saldırı, hana biraz koruma mı yapsak artık? Aramızda Kostok şüpheli var mı? Koymuştu. İşte aranızda şüpheli olabilir. Peki şüpheli İkinci olanlar kimler? O da bize kalsın. Peki hele. İkinci bir konu. Haydutlar artık canımıza tak etti. Düzenli bir ordunun kurulmasının vakti geldi. Bu yüzden her erkek zorunlu olarak askerlik yapmak zorunda. Neden kadınlar askerlik yapmıyor? Onlar gönüllü olarak yapabilir. Evet, başka sorusu olan var mı? Hızlı bir toplantı olacak. Çünkü işimiz gücümüz var. Saldırıyla alakalı başka bilgi vermeyecek misin? Batiatus. Şüpheleri bizle paylaşın ki biz de ona göre mesafemizi koruyalım o insanlarla, değil mi? Bazen canımıza emanet ettiğimiz insanlar şüpheli çıkabilir. Haklı. Dediğim gibi onlar bize kalsın. Peki hele. Toplantı bitmiş. Şimdi tüm erkekleri ne kadar atacak? Handaki güvenlik ne kadar artacak? Yeterli olacak mı? Sayın Valer. Kostok. İkidir hanıma saldırı oluyor. Hanıma? İkidir canıma kastediliyor. Gerekli güvenlik yerine getirilecektir. Ama şimdiden söyleyeyim. Canıma kasteden aranızdan bir serefsizse kendisini girse asacağım. Saldırın bitti. Sakin ol Kostok. Dağılabilirsiniz. Evet, dağılamazlar. Şimdi tüm erkekler beni takip etsin. Batiatus, yanımda zırhım bile yok. Sipariş alayım. Tekrar gerek yok. Zırha ihtiyacın yok. Cappar. Efendim. Evden zırhları getirsene. Vali Bey. Efendim kızım. Ay, ayağım kaydı. Zırhlar ile alakalı bizim ufak bir işimiz vardı. Onları tamamlayalım isterseniz. Eğitim öyle başladı. Tamamdır. O zaman Kostok, sen yeri göster. Yürü. Benim işim var. Tamamdır. Tamam. İşimiz gelir sonra. Sinek. Vali Bey, hanginizle gidelim biz? Yine bana. Kostok, takip edin. Tamamdır. Gerek yok. Beni korumaya gerek yok. Yapar. Tamam. Sen istersen git. Hemen yapalım, halledelim. Meşaleli'yi takip et. Geliyorum ben şimdi. Diğerleri sende değil mi bu bayanlar? Ben çapları da verdim. Bende olanlar da var. Bilmiyorum hangi. Size mi takip edelim?
da güvende miyiz? Sen Meşale'yi takip etsene. Hayır hayır. Bir şey sormak istiyorum sana. Tabii ki. Neden vali şüphelileri gizliyor? Her gün konuştuğumuz insanlara nasıl güveneceğiz? Kesinlikle bu yanlış bir hamle. Ama valinin çok fazla yanlış hamlesi var ve çok... Anut, vali iyi biri değil. Sana daha ayrıntılı versiyonunu anlatırım. Şimdi bizi bekliyorlar. Ben senin dışında kimseye sırtımı yaslamam şu saatten sonra. Valinin ayağını bir noktada kaydıracağız Anut. Ama doğru zamanı bekliyoruz. Anladım. Ben varım, seninleyim. Tamam Anut. Gördüğün gibi çok güçlü. Çok fazla adamı var. Ve şimdi bir ordu koruyor. Bu kurduğu ordu haydutlara karşı sözde. Hatırlıyor musun bize atlılar saldırdı hanın önünde? Evet, evet, evet. İşte bunun için, ordu bunun için kuruluyor. Ama ordu vali kime isterse ona saldıracak, değil mi? Tam olarak öyle, evet. Ben atımı alıp geliyorum. Tamam, ben gidiyorum. Tamam, eğer bulamazsan bekle, birlikte giderim. Tamam. Aç mısın? Anut! Gün içinde acıkacaksın, mataranı su doldurmayı unutma. Bir de sana bir miktar yiyecek vereyim. İyi olur, evet. Kardeş payı! Al, bendekilerin yarısını verdim, kardeş payı. Bu et... Tam olarak ne et? Bu etin ne olduğunu sorma. Çünkü öğrenirsen muhtemelen yemezsin. Ama çok iyileştirici olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten çok iyileştirici. Tamam. Bekle, geliyorum. Şurada mı? Hadi gidelim. Benim zırh giymeme gerek var mı bu yetim için? Sana zırh verilecek. At bizi takip etsin. Maximus, bu arada benim oka ihtiyacım var. Öyle mi? Sıkıntı değil. Askereden alırsın. Anıl. Tamam. Teşekkürler bari. Gel. Batiatus, biz şimdi talim alanına gidiyoruz. Doğru mu? Evet. Peki... Sana göstermişsin zaten. Evet evet. Peki başlayalım mı yoksa sizin bekleyelim? Yani... Kostok'ta Demarcus oradaysa başlayabilirsiniz. Peki hele. Uzak mıdır Maximus? Hayır. Bir dakika içerisinde oradayız. Şurayı dönünce. İşte karşımızdaki yer. You
Sen geri kal. Sen geri kal dedim ama. Oh dear. Tam böyle elimin tersiyle